var. Bunlar da öne saltolar. Geriye akrobatik olanlar da geriye biçimde yapılan akrobatik hareketler oluyor. Burada bağlantılar olabilir. Bağlantıları da yeri geldiği zaman ben söylemek isterim. Burada şu kadarlık bir bağlantı var, bu kadarlık bir bağlantı var diye. Sporcunun serisi belirli bir süre içerisinde yapılmak zorunda ve ilk adımını attıktan sonra bu süre başlar. Başladı. Şu anda olduğu gibi. Evet, Joel Plata, İspanyol jimnastikçiyle başladık. Öne 2,5 burgusunu gördük sporcunun. Kartvil Frick Flak'tan çift burgulu çift saltosunu yaptı. Öne çift burgudan öne tam burgu. Eskiden burada bağlantı vardı ama artık iki tane burgulu hareketin bağlantısı yok. Burada kartvilden çift burgu yaptı. Şimdi akrobatik olmayan hareketlerini göreceğiz sporcunun. Burada üçlü Rus dansı yapıyor. Şimdi ağır amutunu yapacak. İki buçuk burgudan, geriye 2,5 burgudan öne açık saltosunu gördük sporcunun. Son bantta da Tuskara ile bitirdi spor. Hemen belirtelim, şu anda izlemekte olduğunuz jimnastikçi Joel Plata dün Adem Asel'in birinci olduğu, şampiyon olduğu yarışmayı ikinci sırada tamamlamıştı. Gümüş madalyanın sahibi olduğu. Şimdi sporcunun serisinde yapmış olduğu akrobatik hareketlerin ağır çekimini izliyoruz. Burada sporcunun ikinci bandı vardı. Havada çift salto atarken aynı zamanda da kendi ekseninde iki kere döndü. Yani çift burgulu çift salto veya çift burgulu tuskara da diyebiliriz. Burada da sporcu üçüncü bandını gösterdi. Kartvilden çift burgusunu yaptı. Şimdi bakın bu Rus dansı. Rus dansı şöyle bir hareket. Devir yapıyor ama ayağı hiç öne geçmiyor. Kendi ekseninde döndürüyor. Bunu 3 kere yaptığı zaman hareket grubu C, 2 kere yaparsa B, 1 kere yaparsa da A grubu oluyor. Burada da sporcu işte bitirişinde son Tuskara hareketini yaptı. 14.1 puan geliyor. Joel Plata'ya sayın seyirciler, Adem Asil şu anda hazır. Görüntüye geliyor işte 14.400 puan elde etmişti. Bu alette yer hareketlerinde elemelerde. Öne açık tam burgudan öne bükük çift saltosu var. Buradan bir bağlantı puanı aldı sporcumuz. Öne açık saltodan öne çift salto, buradan bir bağlantı puanı aldı sporcumuz. Çift burgulu çift saltosunu gördük. Şimdi akrobatik olmayan hareketlerini yapacak. Halkada da çok iyi olduğu için halka karakteristiği taşıyan bir hareket. Ara yatay duruşunu gösterdi burada. Ve üçlü Rus dansını izledik. Dinlen burada, dinlen, dinlen. Şipakat hareketinden Japon amudunu izledik. Yarım burgu öne çift salto. Sola doğru koş. E grubu bir hareketti. Ve son bandında da sporcumuz Tuskara ile bitirdi. Bravo Adem! Adem Asil bireysel finallerde şampiyon olan sporcumuz. Burada alet finallerinde ilk serisinde alet finallerinde izledik Adem Asil'i. Bu dalda yer hareketlerinde 6. sırada da Ahmet Önder'i izleyeceğiz. Onu da hemen belirteyim. Her dalda sporcumuz var. Sadece Kulplu Beygir'de tek sporcumuz, o da Ferhat Arıcan var. Onun dışında tüm aletlerde 2 jimnastikçimiz var. B grubu bir kuvvet duruşunu gösteriyor sporcumuz burada. Özür dilerim, C grubu. Rus dansını görüyoruz. Bakın devir yapıyor ama ayağı hiç ön tarafa geçmiyor. Hep arka tarafta kalıyor. 3 tur döndüğü zaman bu C grubu oluyor. Kartvil frikflak yarım burgu. Öne çift salto yarım burgu. Bunu böyle de söyleyebiliriz ama sonuçta tam burgu olduğu için 14.200 aldı Adem bu arada.
çok küçük bir puan farkıyla birinci sıraya oturuyor. Sırada. Royal Plata 14.1 almıştı. Evet. 14.100 almıştı. Ve şimdi de Antonios Tandalidis ekranlarımızda, Yunan jimnastikçi. 13.700 de geliyor elemelerden. Bu harekette, bu alette, diğer hareketlerinde. Çok özür dilerim. Seriyi yazarken söylemeyi unuttum. Öyle çift salto yarım burgusu vardı toplu. Kartvil Frikflak çift burgu. Burada Rus dansını görüyoruz sporcunun. C grubu. Ağır amudunu gördük. Bakın bu Japon amudu değil çünkü elleri açık değil. İki buçuk burgudan geriye öne salto yarım burgusu var toplu. Sporcu son bandına geldi. Kartvil Frikflak 3 burguyla da serisini tamamladı. Yunan Antonios Tandalidis 3. jimnastikçiydi yer hareketlerinde. Her aletin Akdeniz Oyunları şampiyonu burada belli olacak. İşte Yunan jimnastikçi elemelerde 13.700 puan almıştı bu alette, yer hareketlerinde. Biraz sonra Ahmet Önder'i de izleyeceğiz. Son olarak Parfix var alet finallerinde. Bugün sabah bölümünde, sabah seansında Göksu Üçtaşlandı. Çok ama çok yaklaştı madalyaya, bronz madalyaya çok yaklaştı ama son anda çok çok küçük bir farkla ve Fransa takımının antrenörünün, baş antrenörünün itirazı sonrasında dördüncü sırada tamamladı ve kadınlar bölümünden madalya çıkaramadık ama çok yaklaştığımızı bir kez daha hatırlatmak istiyorum. İşte Adem Asil bütün rakiplerine yaptığı gibi Yunan rakibini de gitti tebrik etti ve şimdi de Fransız Edgar Boule ekranlarımıza geliyor. 13.600 ile tamamlamıştı elemeler sonrasında bu bölümü, yer hareketlerini. Öne bükük çift saltoyla sporcu girişini yaptı. Öne tam burgudan öne çift salto bağlantısı var sporcunun. Öne 2.5 burgu açık. Şipakat. Buradan bir Japon amudu görüyoruz. C grubu bir hareket. Ve akrobatik olmayan hareket özel gereğini sağlıyor. Kartvil'den çift burgusunu yaptı. Buradan yarım burgu, öne çift salto. Son bandında da sporcu. Son bandı olmayacak galiba. 2.5 burgudan öne açık saltosunu yaptı. Ve 3 burguyla da serisini tamamladı. Edgar Boule ekranlarımızda, Fransız jimnastikçi. Dördüncü sırada izledik yer hareketlerinde. Biraz sonra İspanyol Nikolay Mir serisini sunacak. Ardından Ahmet Önder'i yer hareketlerinde izleme olanağı bulacağız. Şöyle bir detay vermek isterim. Çünkü bunu bugün sabahleyin verememiştik. Sporcular notlarına itiraz edebilirler ama sadece kendi notlarına itiraz edebilirler. Ben gidip şu ülkenin sporcusunun notuna itiraz ediyorum diyemezler. Ve sadece kesintiye de edemezler. Sadece başlangıç notuna, yani zorluk notuna itiraz edebilirler. Yer aletine özel olarak bir de çizgi çıkmadım diye de itiraz edebilir. Sadece farkı budur. Diğer bütün aletlerde olduğu gibi sadece ve sadece zorluk notuna itiraz edebilirler. Bugün de Fransız sporcu kendi zorluk notuna itiraz etmişti ve 0-10 yükseltilmesiyle de Göksu Üçtaş Şanlı'nın 0.05 önüne geçmişti. Evet.
Bu arada ikinci dörtlü grup hazırlıklarına başlıyor. Isınma bölümü başlıyor şu anda. Ahmet Önder ısınma bölümünde. Edgar Bule ile birlikte ilk dördü geride bıraktık. Şimdi diğer dördün ısınmaları başladı şu anda sayın seyirciler. Nikolay Mir ile başlanacak. Ardından Ahmet Önder. Daha sonra Nicolo Bartolini ve daha sonra da son olarak da Ömer Muhammed'i, Mısırlı Ömer Muhammed'i izleyeceğiz. Sıralama bu şekilde. Hocam şu ana kadar bir sorum var. Tandaridis kaç puanda onu öğrenebilir miyim? 13.800 aldı. 13.800. Şu anda Adem Asil birinci sırada. Birinci sırada sporcumuz Adem Asil yer hareketlerini dedim. Şimdi takımda altın madalyayı aldık ilk gün. Daha sonra Adem Asil ile bireyselde altın madalyaya ulaştık. Bugün de aletlerde alacağız. Ve aletlerde de gelince İnşallah. Bizim için son derece önemli olacak. Tarihsel bir Akdeniz oyunları geride kalmış olacak. Çok çok önemli. Ve şu anda Nikolay Mir, İspanyol Nikolay Mir ekranlarımızda 13.900 puanda geliyor elemelerden bu alet itibariyle. Öne açık tam burgudan öne çift burgusu var sporcunun. Eskiden burada bağlantı vardı ama artık yok. Çift vurgulu çift saltosu gayet başarılı. Kartil çift vurgusuyla geldi. Şimdi akrobatik olmayan hareketlerini yapacak. B grubu bir amut bu. Ağır amut. Vurgusunu gördük sporcunun kartilden. 2.5 vurgudan geriye 2.5 açık, 2.5 vurgudan öne açık saltosu var. Sanıyorum son bandı. Tuz kararıyla da bitirişini yaptı. Nikola Mir'in şöyle bir özelliği var. Dünkü bireysel finaller sonrasında 6. sırada yer bulmuştu kendisine. Akdeniz oyunlarını 6. sırada tamamlamıştı. Hocam dünkü finallerde de izlemiştiniz. Burada nasıl diğer hareketlerinde güzel bir seri geldi diyebilir miyiz? Ama başlangıç notu Adem'in başlangıç notuna göre baktığımızda ve teknik hatalarına baktığımızda hani Adem'i geçme şansı yok gibi gözüküyor şu anda. Çünkü burada başlangıç notu çok önemli. O başlangıç notunuza göre yaptığınız bant sayısı da farklılaşıyor. Tabii. Yani daha fazla hareket yapabiliyorsa eğer daha fazla oluyor. Zorlu veya hareketin değeri yüksekse. Çünkü ben burada baktığımda bir tane bağlantısı var sporcunun. Ama Adem'de mesela iki tane bağlantı var. Artı Adem'in hareketleri daha yüksekti. 14.100 aldı Nikolay. Birinciliğimiz devam ediyor. Şimdi sevgili Ahmet'i izliyoruz. Hadi şans dileklerimizi iletiyoruz Ahmet Önder. Öne tam vurgudan öne bükük çift salto. Burada bir bağlantı puanı var sporcumuzun. 2.5 vurgudan geriye 2.5 vurgudan öne açık saltosu var. Çift vurgulu çift saltosu güzel. Küçük bir adımlaması var. Dışarıya da çıkmadı. Bir an çıkacak diye endişe ettim. Çift vurgusuyla köşeye geldi. Tuzkara. Güzel. Adım almadı. C grubu Rus dansını yaptı. Fakat buradan Japon amudunu yapacaktır. Çok temiz yarışıyor. Üç vurguyla da bitirişini yaptı. Evet. Tebrikler Ahmet. Çok güzeldi. Ahmet Önder gerçekten kendi seviyesinin
en üst noktasına kadar geldi. Çünkü Ahmet'in şöyle bir özelliği var. Kendi seviyesinin altında yaptığında zaten onun yüzünden hemen anlıyorsunuz. Evet. Çok rahat bir şekilde gösteriyor. Çok az hatası var. Hani ona ifa hatası. Zaten ona seviniyor kendisi. Bu hatalar nedir? Tamam, sporcuların çoğu hareketleri yaptıklarında adım alırlar ama büyük adım mı alacak, küçük adım mı? Mesela bu bir küçük adım. Hop diyebiliriz. Küçük hop bu. Bir ayak boyunu geçmediği zaman bakın burada neredeyse hiç yok. Şu anda 14'ü 3'ü 1 numara. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi sizin Fatih Tank sürekli olarak bir isteğiniz vardı. Kürsüde iki sporcumuzu görmek. Galiba bugün olacak. Galiba şimdi, bugün olacak. Bartoloni'yi de bir değerlendirelim. Bartoloni rakiplerden biri evet, şu anda. Başarılıdır. Berçlak'tan öne bükük çift salto yarım vurgu yaptı. Çift vurgulu çift salto. Gayet güzel ama burada adımı var. Küçük bir adımı var. 1,5 vurgudan öne çift vurgu. Geriye 1,5 vurgudan öne çift vurgu yaptı sporcu. Öne 1,5 vurguyla köşeye geldi ve burada akrobatik olmayan hareketlerini yapacak şimdi. Takladan kapalı bacak, ağır amudunu görüyoruz. C grubu bir hareketti. İki buçuk vurgudan öne açık salto. Son bandına geldi. 3 vurguyla bitiriş yaptı. Güzel bir seri geldi. Zaten başarılıydı. Bir rakiplerden biriydi açıkçası. Şimdi alacağı puan çok önemli. Tekrar belirtiyorum. 14.300'de şu anda birinci sırada Ahmet Önder var. 14.200'de Adem Asil hemen onu takip ediyor. Nicola Bartolini mesela düne oranla çok da iyi bir yer hareketleri serisi geldi Nicola Bartolini'den. Dünkü finalleri 7. sırada tamamlamıştı Nicola Bartolini. Bartolini'nin ardından bir jimnastikçi kaldı artık. Mısırlı Ömer Muhammed ki o da yine bireysel finallerin başarılı jimnastikçilerinden biriydi. Evet, Ahmet Önder, Nicola Bartolini. İşte bu görüntüler harika tek kelimeyle. Bakın, harika tek kelimeyle. Ve evet, bir oldu. Evet, bir oldu. 14.85 aldı. Öne açık saltodan öne bükük çift salto ve büyük bir adımı var sporcunun. Çift vurgulu çift salto. İki buçuk vurgudan öne tam vurgu ve bir hopu var. Makas devirlerini görüyoruz burada. Amuda geldi. Tekrar makas devire girdi. Kartal hareketinden. Bir ittirme hissettim orada sanki. Ağır amudu yaparken. Biraz evvel yapmış olduğu makaslı devir C'ydi. Bu da B olsa gerek. Çünkü aynı hareketi yapamaz. Tuz kararıyla da bitirdi. Veya yarım vurgu. Öne çift salto, yarım vurgu da diyebiliriz. Neticede tam vurguya oluyor. Burada Adem Asil ve Ahmet Önder'le birlikte ilk sıraları zorlayacak sporculardan biri olarak zaten belirlemiştik Ömer Muhammed'i. Nicola Bartolini 14.800'de şu anda birinci sırada. İkinci sırada Ahmet'i görüyoruz. Ahmet Önder 14.300'de ve üçüncü sırada da Adem Asil'i görüyoruz. Aslında sizin isteğiniz yine gerçekleşebilir. Fakat Ömer Muhammed'in alacağı puanı bekleyeceğiz tabii ki. Şu anda çünkü 2 ve 3 görünüyor evet, sporcularımız. Ama Ömer Muhammed'i bir bekleyelim. Hı hı. Tahmininiz nedir hocam? Yakın. Kürsüye yakın olabilir.
14 aldı. Evet. Ve hocam sürekli olarak istiyordunuz. İstediğim şey oldu. Diyordunuz ki Fatih Tank, sevgili seyircilerimiz sizler de hatırlayacaksınız. Fatih hocamız hep diyordu ki kürsüde aynı anda iki sporcumuzu görmek benim en büyük idealim. Artık bu gerçekleştiğine göre artık hedef... Bir üste çıkartayım. Hedef. Aynı anda iki sporcumuzu altın madalyayla alıyor, evet, gibi kesinlikle. İsteyeyim.